Merhaba, çok hassas bir konuya değineceğim. Aslında hep konuşuyorum, hep söylüyorum. Başlığım şu: fırsatçı kadınların yeni mesleği evlilik. Şimdi bunları konuştuğumuz zaman da diyorlar ki sen kadın düşmanı mısın? Hayır, ben ne kadın düşmanıyım, ne erkek düşmanıyım. Ben hiçbir şeyin düşmanı değilim. Ben sadece toplumsal olarak toplumsal yozlaşmanın en önemli değerleri nasıl insanların elinde çarçur ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Hele ki aile dediğimiz kurum bu kadar önemliyken, bu kadar kutsal bir kurumken ve şimdi maalesef kanunların da kadınların çok fazla yanında olmasından kaynaklanan, ki olmalı ama maalesef o kadar suistimali açık ki. Ve şu yeni dünya düzeninde, şu sosyal medya falan, bir zenginlik akımı, zengin olma akımı derken bazı fırsatçı kadınlar maalesef evliliği artık bir meslek olarak görüyorlar. Zengin bir erkeği gözlerine kestiriyorlar ve bazıları tabii, ama kötü örnek oluyorlar. Özellikle genç kızlara kötü örnek oluyorlar. Ve gözlerini kestiriyorlar. O adamı nikah masasına oturtana kadar dünyanın en iyi insanı oluyorlar. Tabii iyi bir evlilik yaptıktan sonra, bir de çocuk doğurduktan sonra, ondan sonra boşanmaya kalktıkları zaman adaletsiz bir şekilde süresiz nafaka. Bu her, ama zengininde, orta gelirlisinde veya şunda bunda, baştan şunu söyleyeyim, ben süresiz nafakaya karşıyım. Ama bir fırsatçı kadınlar için bu pozitif ayrımcılık, yasaların daha çok kadınların yanında olması, boşanmalarda malların %50, %50 paylaşılıyor olması, nafakanın kadına tedbir nafaka uygulanması, oturduğu evden çıkarılmaması falan filan, bak çocuğu katmıyorum. Bunların hepsini o kadar güzel öğrenen bir kadın cinsi, kadın güruhu oluştu ki, ve genç kızlar da bunları örnek alıyor. Ekmek elden, su gölden, ömür boyu çalışmadan zengin olma yolunu iyi bir evlilik yaparak bulmuş bir kadın topluluğu oluşmaya başladı. Şimdi birincisi, süresiz nafakaya her türlü karşıyım. Daha yeni bir olay anlattılar. Damadın, yani erkeğin ailesi çok çok zengin. Evlenmişler, 2 sene evli kalmışlar, çocuk da yok. Ama adamın çocuğun üzerindeki malın %50'sini istiyor. Ayda 15-20 bin lira nafaka istiyor. Ömür boyu tatil ve sağlık giderlerini istiyor. Ya kardeşim, çocuk yok ortada. Hani bari çocuk olsa, çocuğu olan ayrı bir şekilde. Bakın, 6284 diye, 6284 sayılı bu yasa devreye girdiğinden beri maalesef pozitif ayrımcılık adı altında. Kanunların hep kadından tarafa. Abi, nişanlanırsın altınlar kadın, evlenirsin altınlar kadının. Kardeşim, o zaman biz eşitliği niye konuşuyoruz? O zaman diyeceksiniz ki erkekler kadınlardan daha üstün, daha üstün oldukları için evlilikte erkeklerin canını okuyacağız. Bunu da kabul eden erkek evlenir. Ama siz hem eşitlik diyorsunuz, hem de pozitif ayrımcılık adına boşanmalarda erkeği canını okuyorsunuz. Ve erkekler evlenmekten korktukları gibi şimdi evlilik anlaşması. Ben de erkek olsam evlilik anlaşması yaparım. Bak, açık söyleyeyim. Ben erkeklerin yerinde olsam evlilik anlaşması yapmadan hayatta ayrılmam. Bu ne kardeşim ya? İşine geldiği zaman evlilik, ama iş boşanmaya ya da hayatın yükünü kaldırmaya geldiğinde hep erkeği kimliksizleştirme, erkeği acizleştirme. Ya erkek evi terk ediyor, erkeği eve almıyorlar. Kadın sevgilisiyle adamın evinde boşanma davası süresince kimse bir şey söyleyemiyor. Veyahut da bir haber vardı, kadın kocasından nafaka alıyor, tekrar evlenecek, nişanlı mahkemeye başvuruyor. Nafakamız olduğu için evlenemiyorum. Böyle bir nafaka talebinde bulunuyor. Adam kanser, ölmüş bitmiş, kendine bakamıyor. Ama ilk karısına hala nafaka ödemek zorunda. Ya yok adamda, yok yok yok. Bir gün evli kalmış, tedbir nafakası, boşanma davası aylarca sürüyor. Ya kardeşim, bunun neyi anlamadım? Hak hukuk davası varsa ayrı. Bir günde şiddet uygulamışsa onu şiddet davası olarak sürdürsün. Ama bir gün, 10 gün, bir ay evli kalmış bir insanın yıllarca süren bir boşanma davasında ne tartışılıyor? Bunu da anlamış değilim. Tabii ki hukuka saygımız sonsuz. Ama bakın, bu hukuk
toplum içinde herkesin kendi hukuksuzluğunu oluşturuyor. Erkekler evlenmek istemiyor. Evlilik dışı çocuklar çoğalmaya başladı. Erkekler diyor ki ben çocuğumu nüfusuma alırım, çocuğuma da bakarım, imam nikahıyla yaşarım. Böyle mi? Ha bir de başka bir güruh var. Evliyken boşanıyorlar, sebebi ne bilmiyorum. Boşanıyorlar ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Bu her kesimde var. Bak yani şunu söyleyeyim. Dışarıdan herkes onları resmi evli zannediyor ama onlar gizlice boşanıyorlar ama aynı aile birliği içinde yaşamaya devam ediyorlar. Ha böyle de yaşıyorsanız toplumu kaldırmayın, açık açık söyleyin. Gerçekten her kesimde, gerek muhafazakar kesimde gerek seküler kesimde bu ilişkiler böyle larç olmuş durumda. Bir zengin koca avına çıkıp hayatını garanti almaya altına kalkan tipler var. İki, olmadı zengin bir adamdan hamile kalıp çocuk doğurup hayatını garanti altına almaya kalkanlar var. 3. Her kesimden evlenip boşanıp süresiz nafakayla ömür boyu kendine baktıranlar var. Tamam kadını koruyalım ama kadını bu kadar kayırırsanız bak böyle işte. Ve bu çoğalıyor, ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani azımsanacak bir rakamda değil. Bugün sosyal medyada bu zengin hayatlar, şunlar bunlar, bir takım sosyal medya fenomenlerinin hiçbir iş yapmadan sadece evlenerek zengin ve ünlü olmalarını rol model alan bir sürü genç kız var. Ve bu genç kızları hiç de kusura bakmayın yassımayın. Ve çocuklar o hukukçu, avukat, doktor, mühendis olmak yerine zengin olmayı tercih ediyorlar. Kızın birine sormuşlar ne iş yapıyorsun, nişanlıyım demiş. Yani fırsatçı birçok kadının yeni mesleği evlenmek. Ama sevgili erkekler siz de kusura bakmayın. Böyle doğru düzgün bayanların kıymetini bilmiyorsunuz. Tok gözlü açmış düzgün bayanların kıymetini bilmiyorsunuz. İşte o sizi kandıran, tamam mı? Sizi kandıran bir şekilde evlenene kadar neredeyse ayağınızın sularını yıkayıp içen, aşkım aşkım canım canım aşkitom aşkitom diyen, hatta sinirlendiğiniz ayrıldığınız zaman sizi başka erkeklerle kıskandıran bu tip vasıfsız kadınları daha çok tercih ediyorsunuz. Onlar da nikahı kıyana kadar size padişah gibi davranıp ondan sonra ömür boyu kendilerine köle ediyorlar. Nerede düzgün bir kadın var onları üzüyorsunuz. Nerede düzgün olmayan bir kadın var onları zannediyorsunuz ki sizi baş tacı yapıyorlar. Ama ondan sonra görüyorsunuz ki boşanma davaları, çirkinlikler, kavgalar, hakaretler başınıza gelmeyen kalmıyor. Yıllarca süren boşanma davaları, mal davaları var. Niye? Çünkü siz de kusura bakmayın nefsinizin peşinden gidiyorsunuz. Evet, fırsatçı kadınların yeni mesleği evlilik. Ya da evlilik dışı hamile kalıp çocuk doğurup ömür boyu kendine baktırma. Boşanırken neredeyse adamın o iç çamaşırına kadar alma konusu var ya, aha onu da neredeyse alıyorlar. Ve diğer kesimde, yani daha imkanları düşük kesimde aynı şekilde. Kimine göre ayda 50 bin lira nafaka, kimine göre ayda 5 bin lira, kimine göre 2 bin lira. Ama ömür boyu nafaka mı? Ömür boyu nafaka. Hele bir de çocuk doğurmuşlarsa hepten adamı kilitliyorlar. Bir erkeğe ikinci bir hayat vermiyorlar. İkinci bir hayat verdikten sonra o adamın yeni eşiyle veya olacak çocuklarıyla mutlu olma riski soru işareti. Yapmayın Allah aşkına. Evet, kadınları koruyalım. Ve gerçekten de bu yasalardan gerçekten mağdur olan kadınlar çok fazla yararlanamıyor. Çünkü kadın zaten mağdur, akıl edemiyor. Nerede bir cin fikirli kadın var bunu? Bunları lütfen bakın, ben bunları tüm kadınlara mal etmiyorum ama böyle bir durum oluşmaya başladı. Sen kadınları mı sevmiyorsun? Ya niye sevmeyeyim? Ben de bir kadınım. Ama maalesef bu sosyal medya, zengin hayatlar, fenomenlere bakıyorlar. Ne iş yapıyor? Hiçbir iş yapmıyor. Ama bir adamla evlenmiş, çok güzel bir hayatı olmuş, o adamdan büyük nafakalar almış. Ondan sonra daha zenginli arıyor mu, buluyor mu, buluyor. Ve maalesef kadınlar, genç kızlarımız diyor ki ben niye çalışıp mücadele edeyim, yorulayım ki? Giderim diyor, böyle birisini bulurum ve hayatımı kurtarırım. Kurtarılan hayat mı yoksa mahvolan değerlerimiz mi, artık varın siz karar verin. Ama eğer bu pozitif ayrımcılığa bir standart getirilmezse,
bu yasalar erkekleri bu kadar, kadınları bu kadar koruyup erkekleri bu kadar dışlayan, ötekileştiren, erkekleri basitleştiren, kadının beyanı esastırla bir erkeği neredeyse sapık tacizci gibi alıp sorguya çeken şeylerin bir çerçevesi çizilmeli. Bu yine kanunlarımızla yapılmalı ama şu anda mevcut durumda baktığınızda tüm kanunlar kadından yana. Ve bunu kötüye kullanan kadınlar da işte maalesef evlenmek onlar için bir yuva kurmak değil, hayatını garanti altına almak haline geldi. Halbuki aile birliği çok önemlidir, yuva önemlidir, çocukların büyüdüğü. Bir de bu amaçla yapılan bir evlilik ya da evlilik dışı yapılmış çocuklar ortalıkta. Ama maalesef o da alışıldı. Evlilik dışı çocuklar da alışıldı. Sosyal medyada herkes takip ediyor. Herkes takip ediyorsunuz. Etmeyin. Etmeyin. Bir de beğeniyorsunuz, beğeniyorsunuz. Onlar zengin oldukça bizim değerlerimiz çürüyor. Sizin değerleriniz çürüyor. Toplum demek hepimiz demeyiz. Hepimizin değerleri çürüyor. Sonra oturup nasıl bu hale geldik? Herkesin payı var. Herkesin bu çorbada bir tutam tuzu var. Beğenenin tuzu var. Takip edenin tuzu var. Alkışlayanın tuzu var. Ben bilmiyorum ne olacak. Açıkçası 10 sene önce daha ümitliydim ama şimdi her şey madde, her şey para olduktan sonra insanlardan ben korkar hale geldim. Bu yüzden değerlerimize sahip çıkalım. Herkesin, ülkede demokrasi var, özgürlük var ama evlilik dışı çocukların çoğalmasına zemin hazırlayan bir pozitif ayrımcılık var. Erkekler evlenmek istemiyor. Ya da tüm erkeklere sesleniyorum. Boşanma anlaşması yapın. Ki yapılıyor. Evlilik protokolü. Evlilik protokolü, evlilik anlaşması yapılıyor. Ha bir de bunun tam tersi erkek tipleri de türedi. İmkanlı kadınlarla. Şahsen ben evlensem, çok zengin de olsa evlendiğim insan, evlilik anlaşması yaparım. Niye yaparım? Yani bana göre bu yaşlara geldiğimde adamın malıyla işim olmaz. Onun çocuklarının hakkıdır diye ben şu anda düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Benim yaşlarımdaki bir insan için. Ama gençlerde bu evlilik anlaşması evlilik kurumunun o maneviyatını ve içeriğini zedeliyor. Fakat erkeğin de yapacak bir şeyi kalmıyor. O kadar kötü örnek ki erkekler arkadaşlarını gördüğünde evlenmek istemiyor. O zaman diyor ki evlilik sözleşmesi yapalım. Kadınlar bunu kabul etmiyor. O zaman farklı boyutlara geliyor. Mış mış mış. Sonuç, geldiğimiz nokta gerçekten çok vahim. Evlilik çok önemli, çok güzel bir kurumdur. Aile çok önemlidir. Ama bu maalesef işte bazı fırsatçı tiplerin, buna erkekler de eklenmeye başladı. İmkanlı kadınların peşinde koşup onlara kraliçe muamelesi yapıp sen şöylesin, sen böylesin. Bir de kendinden yaşça büyük kadınların peşine gidiyorlar. Şöylesin, Allah'ım taş gibisin falan filan. Ondan sonra yıkla pirincin taşını. Evet. En güzeli örfümüze, adetimize, toplumsal değerlerimize sahip çıkmak. Biz kimsenin hayatına bir şey diyemiyoruz ama değer yargılarını insanlar çürütüyor. Zaman çürütmüyor. Zamanın getirileri eğer sizin değer yargılarınızı çürütmeye müsaitse dur diyecek olan kişi de sizlersiniz, bizlersiniz. En azından ben üzerime düşeni yapıyorum. Evet. İnsan evlenmekten korkuyor. Erkekler evlenmekten korkuyor. Ve evlenmiş çocuklar fazlalaşıyor. Eskiden bir sınıfta boşanmış bir çocuk olduğu zaman ona hassasiyet gösterirlerdi. Aa, annesi babası boşanmış. Şimdi boşanmışı bırak. Evli anne baba çocukları çok az. Boşanmış çok. Bir de evlilik dışı çocuklar çok. Her şeyi normalleştiriyorlar. Ondan sonra niye böyleyiz? Herkes dönüp kendisine baksın efendim.